Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Hemen şu anda yan tarafında bir otomobil görüyorsunuz. Bu videoda sizlerle birlikte Hyundai Bayon otomobili inceleyeceğiz. Şöyle birazcık aşağı indireyim. Evet, arkamda görmüş olduğunuz Bayon Türkiye'de üretilen 3. Hyundai marka otomobil bu. Diğer ikisi neydi? Birincisi i10'du, diğeri i20'di. Bu ise Bayon 3. otomobil. Şimdi her zaman yaptığım gibi şöyle bir çevireyim kameramı. Ve aracın dış tasarımıyla başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi radikal bir tasarım var aslında. Baştan söyleyeyim, ben bu otomobil Hyundai'nin i20 platformu üzerine geliştirilmiş bir crossover ya da daha teknik tabirle söylemem gerekirse SUV. Aslında crossover daha doğru bir tabir. SUV tam bunlar olmuyor. Yani i20'nin birazcık yerden yükseltilmiş versiyonu diyebiliriz. Ama hani dıştan baktığınızda i20 ile hiç alakası olmadığını söyleyebilirim. Çünkü ne tasarım öğeleri ne de hani görünüm i20'ye hiçbir şekilde benzemiyor. Ama az çok Hyundai tasarımından bir takip ediyorsunuz, Hyundai otomobil markasının tasarımlarını birazcık benzeyen taraflarında olduğunu anlaşılıyor. Şurada gündüz farlarımız var. Şunlar arkadaşlar gündüz farı. Şunlar gündüz farları. Normal farlarımız da burada. Uzun ve kısalar bu şekilde yerleştirilmiş durumda. Oldukça güzel görünüyor bu. Özellikle ben karanlıkta çekimleri de koyarım şimdi. Oldukça güzel görünüyor. Kocaman bir, şurada hemen görüyoruz, ön ızgaramız var. Algılayıcılar falan filan hepsi burada. Bu arada algılayıcılardan bir kısmı da kameralarda şurada. Şurada görüyorsunuz değil mi? Bakın orada HGS etiketinin hemen üzerinde. Oraya yerleştirilmiş. Bu araçta epey bir donanım var. Tabii bu en üst paket. Elite paketi dediğimiz paketimiz var. Bunları aracın donanım özelliklerini anlatırken sizlere bahsedeceğim. Şimdi tasarımdan, dış görünümden bahsettiğim çok onlara girmiyorum. Şimdi yana doğru bir profile bakalım. Aslında bu profil birazcık i20'yi andırıyor. Son yeni kasaları belki bilenler varsa aramızda şu profili andırıyordur diye tahmin ediyorum. 17 inç jantlarımız var. Şu anda jantlar şurada 17 inç görüyoruz. Giriş paketinde bunlar 16 ama bu pakette bir orta paket ve üst pakette ise 17'den başlamış oluyor. 205, 55 ve 17. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Hem ön hem de arka taraflara baktığımızda disk frenler var. Kampana değil en azından arka. Bilginiz olsun. Bu çok sorulan bir şey biliyorsunuz. Aracın görüyorsunuz bu şekilde kilitleme sistemimiz var. Kilitlendiği zaman aynalar da kapanıyor. Bir daha deneyelim isterseniz. Şu an anahtar benim cebimde olduğu için şöyle bir koyayım. Bakın açtık ve aynalar da açılmış oldu. Kapılar da açılmış oldu. Anahtarsız giriş sistemi var. Anahtarı da göstereyim isterseniz. Şöyle. Aslında normal bir anahtara da benziyor. Bagaj kapağı açabiliyoruz. Kapıları kilitleyebiliyoruz. Ama bunu takmamıza gerek yok. Yani takacak bir yuvası yok zaten. Start stop düğmemiz var. Onu da birazdan içerideki detaylarda size göstermiş olurum. Şöyle yan tarafa doğru ilerleyelim. Arka taraf. Arka tarafta da radikal bir tasarım var. Şimdi ben bunu söylüyorum. Teknoloji okuyu da çektik bu videonun aynısından arkadaşlar. Orada da söyledim. Bu tasarım birazcık hani çok seven de olur, nefret eden de olur tasarımı. Çünkü standart bir tasarım değil. Futuristik bir tasarım olmuş. Onu söyleyebilirim. Şuradaki şu bumerang farlar çok güzel. LED farlar bunlar. Bir de burada bir devam eden bir çizgi var ama burada lamba varmış gibi görünüyor ama burada lamba yok arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde LED lamba falan yanmıyor. Bunun dışında baktığımızda aracın arka tarafında bu şekilde LED lambalar var. Önde de LED var bu arada. Merak edenler için söyleyeyim. Ön tarafta da LED olduğunu söyleyeyim. O LED'lerle daha çok ışık aydınlatması falan çok daha güzel bir şekilde oluyor. Açmışken burada bagaja bakalım. Madem arkaya geldik. Arkaya gelmişken bagaja bakalım. Bagajımız 411 litre. Oldukça geniş bir bagajımız var. Onu belirteyim. Burada benim çantam var. Ekipmanlarımı koyduğum. Fakat sadece geçici sürelerde kullanabileceğimiz daha ince bir lastik var burada. Onun dışında bagaj bayağı geniş. Şurada böyle bir koyacak bir şey var. Buraya yangın tüpü falan konulabilir. Burada işte aracın ilk yardım çantası ve yangın tüpümüz var. Burası güzel. Yani burayı ben beğendim ama burada bir şey falan yok bu arada. Hani bir 12 volt girişi falan filan olsa fena olmazdı ama burada ben göremiyorum. En azından burada yok. Her taraf sert plastik ama 411 litre gibi büyük bir değere sahip olması önemli. Şuradan şöyle bir tutamaçlarımız var gizli. Hem sağda hem solda şöyle göstermiş olayım. Bagaj kapağını böyle kapatıyoruz. Dış tasarım böyle. Dediğim gibi şu böyle dışa doğru bir C şeklinde bir kavis var. Görüyorsunuz şöyle şu anda. O enteresan bir tasarım anlayışı olmuş. Çok fazla otomobilde gördüğümüz bir özellik değil bu. Şimdi arka tarafa biraz geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi aracın arka koltuğuna, bir arka yaşam alanına bakacağım. Araca giriyorum. Şöyle bir, evet, arka tarafla başladık. Öncelikle şunu söylemem lazım. Tavan
Açık renk. Arka kapılarda da bu açık renkten izler devam ediyor. Çok hoş görünüyor ve daha ferah bir hale getirmiş bu açık renkli tavan ve bu buradaki küçük detaylar. Her taraf plastik bu arada, arka tarafta da. Burada plastik. Şöyle şık bir kapı kolumuz var. Sunroof'umuzu görüyorsunuz. Elektrikli bir sunroof. Şurası böyle manuel kapanıyor. Elektrikli olarak da açılıyor. Onu ön tarafa geçince göstereceğim sizlere. Bunun dışında şöyle bir çekim yapayım. Kendimi çekeyim. Ben 1.73 boyundayım arkadaşlar ve şu an kusurucu koltuğu da bana göre ayarlı. Bakın şurada 4 hatta 5 parmaklık bir boşluk söz konusu. Şöyle çekmiş olayım. Kafamdan da 4-5 parmak çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi kalıyor. Oturma alanı güzel. Bu arada arka tarafta şöyle bir şey daha var. Bakın şurada bir USB bağlantısı var. Böyle bir telefon vesaire koyacağınız bir alanımız var. Orta taraftaki şaft tüneli çok yüksek değil. Geniş, bayağı bir geniş ama çok yüksek değil, bunu söyleyeyim. Ve ortadaki kişi de rahatlıkla oturabilir. Koltuklar falan hoş, güzel. Şık olmuş burası. Arka camlar da otomatik. Onu da söylemiş olalım. Şimdi bir küçük bir detay daha var. Burada sürücü koltuğunun olduğu yerde bir cep yok ama yolcu koltuğunun arkasında, ön yolcu koltuğunun arkasında bir cebimiz var. Buraya çeşitli eşyalarımızı koyabiliriz. Buraya niye konmamış onu bilmiyorum ama bu tarafta olduğunu söyleyeyim. Şimdi ön tarafa geçelim. Ön taraftaki yaşam alanı ve özelliklerden bahsedeyim. Evet, şimdi ön tarafa geldik. Ön tarafta neler var? Öncelikle direksiyondan başlayayım. Dört kollu çok hoş bir direksiyonumuz var. Böyle söyleyeyim. Yani bu da birazcık, bunu da beğenmeyenler olabilir belki ama bu böyle hoş bir direksiyon. Tutuşu falan da güzel. Şu dikiş detayları da hoş olmuş. Bence beyaz dikişler şurada da var. Ne kadar görülüyor bilmiyorum ekranda ama beyaz dikişler detayı hoş olmuş. Çeşitli özellikleri kullanabildiğimiz tuşlar hem sol tarafta var hem de sağ tarafta var. Bu sağ taraftakiler daha çok aracın işte mesela şu şerit takip özelliği, şu cruise control falan bu düğmeden ayarlıyoruz. Çeşitli ayarları da yine bu düğmelerden yapabiliyoruz. Bu arada 10.25 inçlik bir gösterge ekranımız var. Bu gösterge ekranındaki şu görüntüyü değiştirebiliyoruz. Burada mesela enteresan bir görüntü yaptım. Şimdi mesela başka bir görüntü göstermiş olayım. Şuradan değiştiriyorum ben şu an şeyleri. Konu diyor. Yani tema aslında. Tema A'da şu anda. Tema B'ye geçelim. Tema B bu şekilde arkadaşlar. Bu daha güzel gibi sanki ya. Kırmızı kırmızı böyle. Tema C'ye geçelim. Tema C bu şekilde. Tema D. Ha, az önceki tema D idi. Tema A'ya bakalım. 4 tane temamız var. Kadranlar değişmiş oluyor. Dijital bir panel bu. Hoş olmuş bu. Bence çok hoş olmuş. Çok güzel olmuş. Böyle keyfinize göre, zevkinize göre. Ben bu tema D'yi daha çok beğendim. Dijital olarak gösterdiği için bunu kullanıyorum. Çeşitli ayarlar olduğunu söylemiştik. Çeşitli teknolojiler var. Onları şimdi birazdan söyleyeceğim. Yine burada da aslında daha büyük gibi görünse de burada da bir 10.25 inçlik bir multimedya ekranımız var. Bu belli bir paketle geliyor. Bu style paketiyle geliyor. Yine bu tasarım anlayışı ön tarafta da var. Görüyorsunuz. Şu taraflardaki kapı kollarında ve yine torpidonun açık renkte tasarlanmış olması. Yine bu kısımda da var. Şöyle göstermiş olayım. Otomatik vitesimiz bu şekilde ama otomatik vitesi manuelde kullanabiliyorsunuz. Onun için ne yapmanız lazım? Şöyle geldik, düğmemize bastık. Şimdi şurada görüyorsunuz. Şöyle yaptığımız zaman aslında kendimizin de manuel olarak işte 1, 2, 3 falan diye alabildiğimiz çeşitli moda gelmiş oluyor. Genelde ben D'de kullandım. P, R, N, D var. Yani P park, R geri, N boş, D'de drive yani sürüş modunda bu şekilde gitmiş oluyoruz. Burada park sensörlerini istersek açıp kapatabiliyoruz bu düğmelerden. Bunu ayarlayabiliriz. Shift Lock Release diye bir düğmemiz var. Burada şöyle bir P'ye getirelim. Burada iki tane şey gözümüz var görüyorsunuz. Şöyle su kabı koymuşsun ama bunlar da bitmiş. Bunu çöpe atayım ben. Çok hoş yine beyaz. El freni, standart bir el frenimiz var. Şurada şöyle göstermiş olayım. Bir kol dayamamız var. Şöyle kol dayama ileri geri oynayabiliyor. Fakat çok yukarıda değil. Biraz aşağıda kalmış gibi bence. İçinde de böyle hani fena olmayan da bir boyut var. Burada yalnız bir USB vesaire yok. Yani, ama içi yumuşak. Onu söyleyeyim. Şöyle bir şu tarafa bakalım. Burada telefon görüyorsunuz. Bu telefon şu an şarj alıyor. 10 wattlık bir kablosuz şarj var. Qi türünde. Burada bir çakmak girişimiz var. 12 volt 180 watt diyor. 2 tane USB'miz var. Bu USB'lerde yalnız bir tanesinde sadece güç görünüyor. Bir tanesi USB yazıyor. Anladığım kadarıyla bu multimedya ekranına bağlı değil. Şu kısımda şöyle göstermiş olayım. Genelde klima tuşlarını görebildiğimiz bir şey var. Bu otomatik klima olduğu için burada işte buradan ayarlarız. Isı ayarını buradan yapıyoruz. Buradan da fan ayarını yapıyoruz. Şu an fanları sonuna kadar açtık, kapattık. İşte klimanın çeşitli ayarları, yukarı gelsin, içeride hava dolaşsın vesaire gibi ayarlarını da buradan yapıyoruz. Şu tasarım beğendim ben ama bu tasarım birebir söyleyeyim. Açık söylemek gerekirse i20. Hani bağırıyor yani ben i20'yim diye. Burada
kumanda tuşlarımız falan var. Aynalar kapanabiliyor. Buradan aynaları kapatabildiğimizi söylemiştik. Şöyle göstermiş olayım. Zaten kapıları kilitleyince aynalar da kapanıyor ama isterseniz buradaki bu düğmeden de basıyoruz ve aynalar kapandı. Bir daha bastım ve şu anda açıldığını siz de görmüş oldunuz. Buradan işte camları kilitlemek vesaire gibi işlemleri buradan yapabiliyoruz. Burada da neler var? İşte çeşitli özellikleri buradan ayarlıyorsunuz. TPMS var. Yani lastik basınçlarını görebiliyoruz ve ışık farların yükseklik ayarını da yine buradan ayarlıyoruz. Bunun dışında başka bir şey de yok. Bu multimedya ekranına gelecek olsam kullanımı çok güzel. Hani onu ben çok beğendim. Tıklaması, dokunmatiği falan vesaire çok herhangi bir sıkıntısı yok. Şu anda bakın şurada benim telefonum şarj oluyor. Kablosuz şarjda onu görebiliyoruz. Bağlı olduğunu gösteriyoruz. Android Auto ve Apple CarPlay var. Benim telefonum Huawei P40 Pro olduğu için ikisi de yok ne yazık ki ama varsa sizin telefonunuzda onları kullanabiliyorsunuz. Burada çeşitli ayarları da yine buradan yapabiliyoruz. Mesela şurada bakın. Şöyle işte kanallar, radyolar vesaire hepsini buradan ayarlıyorsunuz. Ses fena değil. Hani öyle söyleyeyim ben. Bir müzik açalım. En azından telif yemeden bakalım ne kadar gelebiliriz. Bir göreyim ben şuradan. Bu şekilde yapıyoruz ve kapatabiliyoruz da buradan da hızlı bir şekilde kapatmış oluyoruz. Ben iç mekanı beğendim. Otomatik vites olması güzel. Şimdi birazcık donanım özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle kağıtlarımı alıyorum. Bunları böyle ben kağıda yazdım. Kusura bakmayın. Hepsini ezberimde tutmam mümkün değil. Neler var? Hyundai Bayon'da arkadaşlar 10.25 inçlik dijital gösterge paneli dedik. Android Auto ve Apple CarPlay desteği dedik. 10 watt destekli Qi kablosuz şarjımız var. Bose Premium ses sistemi olabiliyor. İstersek ön çarpışma önleme asistanı, uzun far asistanı, şeritte kalma asistanı, şerit takip asistanı, bagaj hacmi 411 litre söylemiştik. 10.25 inçlik bir de multimedya ekranımızın olduğunu da belirtelim. Dijital gösterge ve multimedya ekranı aynı boyutta ama tabii bu belli bir paketten sonra alabildiğimiz bir özellik. Geri görüş kameramız var. Hatta onu da göstermiş olayım. Kameramız görüntü çözünürlüğü fena değil. Çok iyi değil ama kötü de değil. Buradan direksiyonu çevirince mesela çevirelim. Görüntüde orada çizgilerde kaymış oluyor. Bunu da buradan görmüş olabiliyoruz. Bunun dışında ABS, EBD, BAS gibi işte birçok şey var. Bir sürü özellik var. Çoklu çarpışma önleme fren sistemi var. Sürücü yolcu yön hava yastıkları var. Yan ve perde hava yastıkları var. İşte şeritten ayrılma uyarı sistemimiz var. Var da var. Bu otomobilden biraz bahsedeyim. Şimdi bu otomobilin 3 farklı seçeneği var. 1, 1.4 MPI atmosferik motor ki Hyundai'nin yaklaşık 10-15 yıldır kullandığı bir motor bu biliyorsunuz. Ve bu 6 ileri vitesli tork konvertörlü bir vitesimiz var. 4 silindir 1368 cc 100 beygir veriyor bu motor ve 134 Nm torku bulunuyor. Bu motorun hem manueli hem de otomatiği var. Benim test ettiğim sürüm ise 6 ileri şanzımanlı otomatik vites. Onu da belirtmiş olayım. Fabrika verilerine bakacak olursak bu motor şehir içinde 9.4 litre yakıyor. Şehir arası yolda 6.6, ortalama yakıt tüketimi ise 6 litreymiş. İkinci motorumuz ise 1.0T GDI turbo motor. 7 ileri DCT şanzımanla geliyor. O 3 silindirli 999 cc 100 beygir 172 Nm tork veriyor. Benim kullandığım sürüm bu değil ama böyle bir motor seçeneği olduğunu söyleyeyim. Bir de yarı hibrit modelimiz de var. Yine o 1.0 turbo motor üzerine konumlandırılmış ve 48 voltluk bir üzerinde pil var. Onun da beygir gücü 120-200 Nm tork veriyor onu söyleyelim. 3 farklı donanım paketi var dedik. Jam, Style, Elite. Benim kullandığım bu sürüm 280-290 bin TL'ye yakın bir fiyatı var. Çünkü bu Elite paketi bütün donanımları yüklenmiş durumda. Ve bütün özellikleri de bu şekilde şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi en yüksek paket bu. Onu söylemiş olayım. Ama bir de bunun turbosu var. Bu turbolu motor değil. Onu özellikle altını çizmiş olayım. Şimdi gelelim arkadaşlar aracın fiyatına. Hyundai Bayon'un Türkiye fiyatı 201.900 TL'den başlıyor. En azından ben bu videoyu çektiğim tarihte. En pahalı modeli olan 1.0 48 voltluk pille beraber olan bu yarı hibrit dediğimiz sürümün fiyatı ise 323.000 TL. Şu an benim test ettiğim versiyon olan 1.4 MPI Elite AT benzin dediğimiz modelde 282.000 TL. Onu söylemiş olayım 282.000 TL ama aslında bu otomobili şimdi ekranda göstereceğim ben size. Bu otomobilin en çok satacak olan versiyonunu ben size söyleyeyim. Elite paketi değil de Style Design paketimiz var. 225.400 lira. Onda da hemen hemen bütün donanımlar var. O daha çok satar gibi geliyor 225.000 lira. Otomatik benzinli bir aracınız oluyor ve SUV dediğimiz ya da crossover dediğimiz bir modele sahip oluyorsunuz arkadaşlar. En çok satacak olan modelinde bence ben o olduğunu düşünüyorum. Bu kadar konuştuk. Artık daha az konuşalım, biraz daha hareket istiyorum derseniz yola çıkalım.
Bakalım yolda bizleri neler bekliyor. Hem orada yakıt tüketiminden hem de aracın bu vites meselesinden biraz bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yola çıkıyoruz. Aracımızı D'ye aldık ve yürüyelim bakalım Hyundai Bayon nasıl bir yol deneyimi sunacak bize. Öncelikle şunu söylemek isterim. Az önce de bahsettim teknik özelliklerde. Tabii yaşattığı deneyimden de biraz bahsetmekte fayda var. Araçta kullanılan motor daha çok atmosferik olarak tabir ettiğimiz daha eski nesil bir motor teknolojisi kullanılıyor. Ama bunun sebebini birazdan ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Nasıl bir hissiyat veriyor? Şöyle söyleyeyim. Çok atak ya da çok seri bir motor değil. 134 Nm torkta zaten uçmasını beklemeyin. Bu araç daha çok şehir içinde hani işinizi görmek üzere geliştirilmiş bir otomobil. Özellikleri vesairesine baktığımızda aslında bunları bize fazlasıyla anlaşılıyor. Çünkü neden? Daha çok hani kullanılan teknoloji olsun, işte kullanılan vites olsun, baktığımızda bizlere sunduğu şey şu. Ben diyor şehir içi otomobiliyim. Beni diyor böyle hız yapacaksan, şekil yapacaksan o araç ben değilim diyor. Turbolu modellere yönel diyor. Tabii onların fiyatı da artıyor. Peki Hyundai neden eski bir teknolojik motoru kullanmayı tercih etmiş? Aslında basit bir sebebi var. Vergi dilimleri, ÖTV'ler, şunlar bunlar. Biliyorsunuz son 2 yıldır, 3 yıldır otomobil fiyatları çok aldı başını gitti. Ama bunun sebebi firmalar, üreticiler değil ne yazık ki. Devletin bu otomobillerin üzerine koyduğu vergilerin çok yüksek oluşundan dolayı firmalar da makul fiyatta otomobil üretebilmek için çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de bu olmuş. Çünkü bu aracı, şimdi bu sürdüğüm sürüm belki o değil. Evet, şu anda kullandığım otomobil 280 bin lira ama biraz daha az düşük donanım paketiyle aldığınızda, işte style paketiyle aldığınızda bu aracın fiyatı 225 bin lira civarına geliyor. 225 bin liraya da otomatik vitesli benzinli bir otomobil şu anda bulmanız çok kolay değil. Sıfırlardan bahsediyorum bu arada ve hem böyle birazcık crossover olsun, birazcık yerden yüksek olsun dediğiniz zaman o paralara çok zor arkadaşlar, onu söyleyeyim. O paralara bulabileceğiniz araçlar Dacia Sandero var, onu söyleyeyim. Bir o var. Kia'nın Stonic diye bir modeli var. Onun dışında şu anda 225 bin liraya, 220 bin civarına filan otomatik benzinli ve crossover dediğimiz yani yerden de yüksek olarak tabir ettiğimiz bir otomobil bulmanız neredeyse imkansız, bulamazsınız. O yüzden hani orada rakiplerinin sunduklarına baktığımızda, bu arabanın sunduklarına baktığımızda hani aslında çok da uçurum yok. Ben özellikle iç tasarımı çok beğendim. Onu baştan söyleyeyim. İç tasarım çok güzel, çok modern bir tasarım var. Hani ucuz bir araba algısı falan yok. Zaten araba ucuz değil ama hani bir şeylerden kısmışlar gibi bir durum söz konusu değil. Şurada plastik, evet. Yani buralarda plastik, tamam. Ama rakiplerinde de öyle arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı benzer bir fiyatta bir araç aldığınızda onların özellikleri de bu şekilde oluyor. Yani 225 bin lira sıfır olarak bak söylüyorum. Özellikle altını çiziyorum. Yüksek donanımlı falan almanız çok kolay değil. Mümkün de değil zaten. Öte yandan yakıtı biraz anlatayım. Şimdi geleneksel tork konvertörü olduğu için ve aracın da gücü de hani 100 beygir tamam yüksek gibi görünüyor ama torku birazcık düşük olduğu için 134 Nm bir kısmında bu otomatik vites yiyor. O yüzden böyle hani basınca fırlayan bir araba beklemeyin. Yani gidiyor mu gidiyor ama böyle yüksek hızlara çıkayım aniden bir hızlı bir şekilde hareket edeyim derseniz ne yazık ki araç size o konuda çok destek olmuyor. Söyledim mi bu otomobil birazcık şehir içi bir otomobil. 80-100 arasında gezineyim, şehir içinde işimi göreyim, A noktasından B noktasına gideyim tarzında bir otomobil. 9.5 litre gösteriyor mesela 100 kilometrede. Ben 9.5 bulabildim mesela, şu anki söylüyorum. 9.5 litrelik bir ortalama yakıt tüketim var ki çok feci bir trafiğe girdim, öyle söyleyeyim, İstanbul trafiğine. Avcılar, Beylikdüzü trafiği bilenler bilir. Çok sağlam bir trafiktir. 9.5 litre bence hani normal, turbo olmayan bir araç için normal. Turbolarda tabii ki daha az yakıyor diyeceksiniz ama turboların fiyatı da ne yazık ki artık bu fiyatı alamıyorsunuz. Söylediğim gibi bu aracın da turbo olan versiyonu var ama bu fiyatı alamıyorsunuz arkadaşlar. Turbo olanlar gayet yüksek fiyatta. Şu anda yukarıda ekranda şurada burada gösteririm fiyatları. Siz de görürsünüz yani turbosunun kaç para olduğunu görmüş olursunuz. Ama şehir içinde ben efendi gibi gideyim, çok gazlamayayım, benim işimi görecek de bir performans sunsun diyorsanız fazlasını sunuyor. Ha şehirler arasında da kullanırsınız bu arada. Onda bir sorun yok. Ama hani ben böyle çabuk hızlanayım, çabuk yavaşlayayım falan böyle bir şeyiniz varsa bu araç değil. Yani beklentinizle biraz alakalı bir durum. Ve paranızla alakalı bir durum tabii ki. Şu anda 300 bin liradan aşağı hani turbolu olup da bulabileceğiniz çok fazla bir Dacia'nın Sandero Stepway var. Mesela 1.0 turbolu. Onu söyleyeyim. Bir o var. Rakip olarak zaten bunun da rakibi. Onun dışında o paralara pek bulamazsınız arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. En azından hani bu kategoride, bu segmentte baktığımızda bulmanız zor.
Ama şunu görüyorum ben. B SUV dediğimiz veya B crossover dediğimiz, yani B sınıfında birçok ciddi bir rekabet var ve bütün rekabet de artık oraya doğru yoğunlaşmış durumda ve birçok marka üretici artık bu tarzda otomobil üretmeye başlıyor. Hatta işte mesela Kona da var. Diyeceksiniz ki Kona'yı niye almayayım? Bir, Kona bundan pahalı. İki, Kona'da benzinli yok. Bu araçta da dizel seçenek yok arkadaşlar. Bu aracın dizel seçeneği yok. Bu aracın olan bütün motorları benzinli motor. O yüzden hani alacaksanız işte Kona'ya neden bakmadınız ve de bakılmıyor diyebilirsiniz. Kona başka bir şey. Bu birazcık daha başka bir şey. Yani orada kategori olarak aynı görünse de aslında orada bir parça ayrıştırıyor Hyundai kendi içinde. En azından onu ben sizlere söylemiş olayım. Ama aracın kullanımı rahat, güzel. Otomatik vites, basınca gidiyor. Şey tepkileri çok hızlı değil. Tamam, gaza bastığı zaman böyle hemen hop diye uçurmuyor ama gidiyor yani. Hani sizi yolda da bırakmıyor, onu söylemiş olayım. Evet değerli takipçilerim, Güzel İnsanlar Topluluğu bir otomobil incelemesinin daha sonuna gelmek üzereyiz. Yavaş yavaş videomuzu kapatacağız. Şöyle bir geçmiş olayım ben. Dayı ne yapıyorsun ki? Sinyal veriyoruz işte ya. Sinyal veriyoruz, bakın. Allah Allah. Sinyal veriyoruz, oradan bakıyorsun hala. Sen kendine sinyal vermiyorsun, bize artistik yapıyorsun. Allah'ım yarabbim. Neyse arkadaşlar, kusura bakmayın. İstanbul trafiği, normal böyle şeyler. Söylediğim gibi arada böyle otomobiller geldiği zaman kendi kanalım için de çekiyorum. Teknoşoku'yu çekiyoruz, orayı da takip edin, unutmayın. Kendi kanalımı da çekiyorum. Bu araçla ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Okuyorum, değerlendiriyorum, fikir vermeye çalışacağım. Söylediğim gibi şehir içi otomobili olmuş Hyundai Bayon. Özellikler açısından da dengeli bir şey tutturmaya çalışmış Hyundai. Onu ben takdir ettim bu arada. Donanımları falan çok fena değil. Hani elit paketi almasanız bile hani ya keşke şunu alsaydım diyeceğiniz bir donanım. Ya tabii ki kalıyordur bir şeyler, illa kalır ama öyle bir dengeli yapmışlar ki aslında ortalama bir orta paketi aldığınız zaman, style design paketi aldığınız zaman aslında birçok şeyi de almış oluyorsunuz. YouTube kanalıma aboneyseniz de tahmin ediyorum ama olmayanlar var aramızda. Onlar da abone olsa sevinirim. İsterseniz beni Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.